Bu saatte oynar mı? Kalk, annem çağırıyor. Niye? Ercep seni istemeye gelmiş, kahve yapacakmışsın. Git başımdan Cemal. Şşt, hastayım ben. Aa, ana, ateş gibi. Ana! Ana koş, Hacer hasta. Hacer çok hasta, gerçekten hasta. Hacer mi? Neyi var Kezban yenge? Çok mu hasta? Ha? Ercep'im, Ercep'im diye sayıklıyor mu? Ha? Benim ilacım Ercep'ti diyor. Başka da bir şey demiyor. Ah canım benim. Tutma beni Kezban yenge. Hacer'in derdine derman olayım. Ay, dur lan, dur dur. Hacer evde değil Ercep. Bursa'da, hastanede. Aman minibüse yetişeyim o zaman. Bana bak. Kadın seni İstanbul'da bekliyor Burhan. Seninle evlenmeye gelmiş. Sen gitmesen o buraya gelecek. Ben ne yapacağım şimdi? Sana bir müjdem var Burhan. Daha doğrusu hepinize. Müjde mi? Müjde mi? Müjde mi? Artist yarışmasına girdin Burhan. Ne? Hani şu televizyonda tanıtımı yapılan yarışma var ya. Senin adına müracaat edip fotoğraflarını yolladım. Yapma ya. Artist anası oluyor Bekir'im, artist anası. Geç. Ne yapayım amcaoğlu, başka yalan bulamadım. Nereden çıktı şimdi bu artistlik sevdası? Ya Saffet'in ukalalı. Benden habersiz kayıt yaptırmış. Senin de canına minnet tabii. Ya yok vallahi. Sırf başvurusu boşa gitmesin diye katılacağım. Hayırdır inşallah. Bakırköy'den, hastaneden aradılar. 6 ayda bir kontrole gitmem gerekiyor. İlaçlarımın dozunun filan ayarlanması için. Acilen gitmem gerekiyormuş efendim. Ya. Elveda Hayruş Hanım. Güle güle. Hayruş Hanım'a gideceğimi söylediğimde üzüntüden az kalsın bayılacaktı Burhan. Sen Sülbiye'yi görecektin. Ya. Artist olacağım diye beni bir dövmediği kaldı. E tabi 2-3 gün sonra beni karşısında görünce düşüp bayılır herhalde. Hayruş Hanım da öyle oldu. Ona akıl hastanesine kontrole gideceğimi söylediğimde kulaklarına inanamadı. Hele ona 6 ay kalacağımı söylediğim zaman yüzünün rengini görmeliydin. 6 ay mı? Canım kendimi biraz naza çekeyim dedim. Ne yapayım? Sapet'in yazdığı senaryo böyle. Toplanıyor ne? Evet. Ne zaman gideceksin diye sormaya geldimdi ben de. Ona göre bir iki şey hazırlayacağım da sana. Daha doğrusu annene. Sağ olun, çok incesiniz. Bir de şey diyecektim. Şimdi biz o kampanya için çalıştık ya. Harika bir iş çıkardınız. Ben de diyorum ki biz o işi devam ettirsek. Sen bize İstanbul'da alıcı bulur musun? Ne demek? Bulurum tabii ki. Güle güle doktor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Siz de. Al bunları oğlum. Ailene götür. Her ne kadar annenleri tanımıyorsam da onlara benden çok selam söyle. Çok teşekkür ederim Kezban yenge. Bu surat da ne böyle acel? Benden kurtuluyorsun diye sevinip göbek atacağını burada durmuş somurtuyorsun. Ben yine de tedbirimi alayım. Gider ayak bir sakarlık daha yaparsın, deme gerek. Bizimkiler beni artist yarışmasında görmeyince ne yapacağız? Salak. Önce onlar hakkımı yedi veya ne bileyim yarışmanın yerini bulana kadar yarışma olup bitmiş de. İyi fikir. Çok güzel. Ne bileyim oğlum, bir yalan bul işte. Çok güzel. Değil mi? İyi iyi. Aha koş lan. Aman. Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tam zamanında geldik bacanak. Hoşçakalın. İnşallah Hakkı araya sürgün ederler. Yeter ki buradan uzak dur. Seni özleyeceğim her şey. Tanışıyor muyuz? Lan artist, seni bir daha bu köyde görürsem Cüneyt Arkın'ın dublörü olup kırarım o bacaklarını, haberin olsun. Avni! Avni! Sana haddini bildirirdim ama. Yok ya. Burhan uyma şuna. Artist olunca menajerine söyle, beni arasın. Bana fiyatını söylesin ki seni Sülbir'le yapacağım düğüne ekstraya çağıracağım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle, anca gidersin ha. Kavga bitti. Hacer'im de bana kaldı. Sus sen deli. Alacağım şimdi seni ayaklarının altına. Tamam tamam. Şimdi aldığımız bir habere göre sırada bir trafik kazası haberi var. Udanya'dan İstanbul'a gelmekte olan özel bir otomobil maalesef tır altında kaldı.
Ay yine kaza haberi. Vallahi içim kıyıldı. Kapat şunu oğlum. Dur dur. Kazada yaralanan 3 kişi en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların isimleri şöyle. Burhan Curacı. Doktor Emre Demir. Ve adı belirlenemeyen bir... Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar, merak etmeyin. Ben birazdan uğrarım. Adam ne olur ona bir şey olmasın. Yapma böyle Hacer. O da Burhan'da yaşayacaklar. Çok kan alacaklar mıymış? Mimrit'e dedi ya. Alsınlar. Kanımın son damlasına kadar alsınlar. Feda olsun Emre'ye. Allah'tan senin kan grubun uydu. Yoksa arayıp duracaklardı. O zaman belki de geç kalınmış. Ay başım dönüyor. Fena oldum. Ben çıkıyorum Hacer. Beni bu halde bırakıp Burhan'ın yanına gitmek için numara yapıyorsun değil mi? Ya numara yaptığım yok. Zaten Burhan'ı yanına almıyorlar ki. Hadi ben çok fena oldum. Yavrum Burhan'ım, yakışıklı oğlum benim, nazarlara mı geldin? Kem gözlerin kurbanı mı oldun evladım? İkinizin kurbanı oldu ikinizin. Artist yarışmasına gir diye tutturmasaydın bu olay çıkmayacaktı. Bu kaza da başına gelmeyecekti. Olacağı varmış Bekir. Akacak kan damarda durur mu? Çok kan kaybetmiş mi yavrum? Yüzünde gözünde bir şey var mıymış? İz kalırsa artist olamaz bir daha. Ya sağ kurtuldu diye şükretmiyorsun be Allah Allah. Ya Burhan'ın bir şeyi yok. Başını çarpmış o kadar. Travma geçiriyor diyorum. Yarışmaya kadar iyileşir miymiş? Yenge. Bana bak bir kelime daha edersen sen de hastanelik olacaksın. Ona göre ha. Aa Sülbiye geldi. Kızım bir haber var mı? Yok baba. Hacer nasıl? Kan verdi mi? Veriyor veriyor. Peki Simetri nasıl ha? Demin baktım ben ona gayet iyi. Ha. Ne diyeyim? Allah bizimkilere de herkese de şifa versin. Amin. 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 Amin Allah'ım yardım et ya Rabbim. Oh. Aa, 13.8. Gayet güzel. Nesi güzel? Yanlış efendim. Sizin bu aletiniz yanlış. Şu anda tansiyonum en az 20. Nereden anladınız? Vücudumun sesini dinleyerek. Dinleyin bakın. Zong. Zong. Evet. Zong. Beyefendi. Durumunuz iyi. Endişe edecek hiçbir şey yok. Nasıl yok? Yok. Şu an iç kanama geçiriyor olabilirim. Beyefendi bakın. Bir şeyiniz yok dedim. Bende var dedim. Yok. Bende çok şey var ama bu hastanede anlayacak doktor yok maalesef. Ya. Ya. Bende nevrasteni, nevroz, psikoz, laktoz, seniloz, glikoz. Hepsi mevcut. Hepsi. Beyefendi. Beyefendi haklısınız. Haklıyım tabii. Siz gerçekten çok hastasınız. Ben şimdi psikiyatriden bir arkadaşımı çağıracağım. Bir de o sizi muayene edecek, oldu mu? Siz önce gidin, şu tansiyon aletinizi tamir ettirin. Ah, tansiyonum 25'e çıktı. Ah. Şimdi de üstüne sakinleştirici enjeksiyon yapalım. Sonra arkadaşım gelsin, sizi muayene etsin. Hiçbir şeyiniz kalmayacak, tamam? Siz iyisiniz, iyisiniz. Ha işte, buyurun. Nabız 150 oldu. Bakın, tın, tın. Bakayım. Ah. Evet, istirahat edin. Ah, ölüyorum. Ah, yetişin doktor.
Mahri, çabuk, çabuk Mahri. Baskın var Mahri. Hadi kaçalım Mahri. Burada durmayalım. Hadi diyorum sana. Sana Mahri. 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 Mahri, dün gece bir rüya gördüm. Ya da çok korktum Mahri. Çok korktum. Niye lan? Baskın yapıyorlardı. Aha. Koskocaman bir ordu. Üstüme geliyordu. Ya ne oluyor be? Sen yaptın. Neyi ben yaptım ya? Sen yaptın pis cani, pis katil. Aman. Ya bana bağırma be. Ne yapmışım ben ya? Ne yapmış? Bana masum numarası yapma. Burhan'ı sert bir şey edeceğim dedin. Yine de derim. Ben sözünün arkasındayım kızım. Kabul ediyorsun demek. Kazayı sen ayarladın. Ne kazası, ne kazası? Ne kazası ya? Bu var ya bu. Bu canavar Burhan'ın bindiği arabayı bozdu. Söyle nasıl yaptın? Frenlerle mi oynadın? Tekerleklerle mi? Söyle. Nasıl yaptın o kazayı? Ben bir şey yapmadım ya. Cemile, Burhan kaza mı yapmış? Bak Burhan'ım! Bak Burhan'ım! Ona tuzak kurayım derken Doktor Simetri'nin de ölümüne sebep oluyordun. Ya ben bir şey yapmadım diyorum ya. Dua et kurtulmuşlar. Yoksa elimden kurtulamazsın. Ama bir daha böyle bir şeye kalkışırsan seni kendi ellerimle boğarım, anlıyor musun? Boğarım. Aman! Ercep, ne olmuş lan, sen anladın mı? Simetri, büyük geçmiş olsun ya. Sağ ol Arifciğim, sağ ol. Duydum, çok üzüldüm vallahi. Eh. Ama kefeni yırtmışsın. Emniyet kemerini boşuna mı bağlıyorum ben? Burhan'la doktor nasıllar? Burhan iyi. Doktor Emre de toparlandı sayılır. Doktorlar bir iki güne kalmaz, ayaklanır diyorlar. Oh oh, maşallah. Ailesi yurt dışındaymış. Apar topar geldiler. Bugün yarın çıkarıp İstanbul'a götüreceklerdi. Geçmiş olsun. Sana da. Eba. Hacer, topla kendini biraz. Abla bırak beni. Sen benim neler hissettiğimi anlayamazsın. Yok ya, tek sen mi bilirsin sevdiğin için üzülmeyi? Tek senin mi için yanar? Emre'nin kaza geçirdiği arabadan Burhan Gül'ü oynaya çıkmadı. O da yaralı. Hiç olmazsa sen kan verdin. Onun için bir şey yaptın. Ya ben? Ben Burhan'ı göremedim bile. Ona destek olamadım. Acı çekerken elini tutamadım. Üzülme ne olur. Sen de topla kendini. Hadi artık harap etme. Bak, sevdiğinin damarlarında senin kanın dolaşıyor. O nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin, bir daha hiç görüşemeseniz bile seni unutmayacağım. Hayatını kurtaran kızı hep hatırlayacağım. Ben hayatını kurtaran kız olmak istemiyorum. Onun sevdiği kız olmak istiyorum. Ismarlama sevgi olmaz ki Hacer. Doğru dedin, olmaz. Ama keşke olsaydı be abla. Olacaklar. Kurulmuşlar baş köşeye, bütün işi bize yaptırıyorlar. Çocuklar yorgun Kezboş. Dün geceden beri ayaktalar. Aa, biz de yan gelip yatmıyoruz herhalde.
Biz de onlar kadar yorgunuz. Oho, duymuyorlar bile. Yemek hazır Pamuk Prensesler. Hadi sofraya. Ben yemeyeceğim ana. Ben de yemeyeceğim. Gezban. Bunlar bir şey istediler de almadın mı? Niye açlık grevi yapıyorlar bunlar? Benim nasıl bir grev kırıcı olduğumu bilmiyorlar da ondan. Hadi sofraya. Baş baş. Bağırtmayın annenizi artık. Hay Ruş. Sen ne bekliyorsun? Kırmızı mumla davetiye mi yollayayım? Kırmızı. Karıştırma oğlum. Ben oturmayacağım. Size afiyet olsun. Hay Ruş. Yine rejime mi başladın yoksa? Ay yok Kezboşcuğum. Simoş'a yemek götüreceğim. Yazık, hasta hasta bir şey yapamamıştır. Akşam vakti otur oturduğun yerde. Çıkma yalnız başına sokaklara canım. Simoş aç mı kalsın yani ha? Çıkacağım işte. Cemal sen de git. Yalnız bırakma bunu. Ya karnım aç benim. Ayol bırak çocuk yemeğini yesin ha. Salim sen git bari şunla. Ya tamam. Ay zahmet etmeyin işte, ne lüzumu var. Yürü Cemal ya, yürü hadi. Ya ne zahmeti? Ya yemeğim. Oğlum yarım saat geçirsen ölmezsin değil mi? Yürü. Siz sevda çekiyorsunuz hadi, diye ben niye açlık çekiyorum anlamıyorum. Bana bak ha. Hadi oğlum Cemal hadi ya, hadi yürü. Sülbiye yemeği getir kızım. Hadi. Dünden beri kuru tahta üstünde oturmaktan her yerim ağrıdı vallahi. Çeneni çağırmadı ama. Çak 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 çak. Makine gibi çak çak çalışıyor. Bekir, ben de hasta numarası yapsam içeri alır bir yatağa yatırırlar mı acaba? Gerek yok. Sen zaten kafadan hastasın. Derhal içeri gir alırlar. Burhan bir iyileşsin. Nereye gitmek isterse yollayacağım. Git oğlum, ben gidemiyorum. Sen git kaç kurtul bu anandan diyeceğim. Niye hep beraber gitmiyoruz Bekir'im? Yolma saçlarını, kel kalırsın. Saç ektirmek dünyanın parası biliyor musun? Amcam niye ağlıyor yenge? Kaderine, kaderine. Köfte ekmek aldım. Aç açana beklemeyelim, buyur yenge. Sağ ol Saffet. Ama ben başkaları gibi gamsız değilim. Oğlum içeride hasta yatarken değil köfte ekmek. Lokma geçmez boğazımdan. Güzel mi? Ay çok ısrar ettin, tadına bakayım bari. Reçeller bitmiş. Hadi bakalım şimdi salçaya başlayalım. Tamam, hadi bakalım. Tarhanaları alın artık güneşin altından. Kurumuşlar. Tamam Kezban yenge. Tarhanaları koymak için güzel bez torbalar dikin demiştim. Diktiniz mi? Diktik Kezban yenge, diktik. Oh oh, iyi aferin. Kolay gelsin. Artık bu bizim işimiz. Cam önünde oturup çekirdek çıtlamak, altın günlerinde tıkınıp tıkınıp üstüne göbek atmak yerine evimize, köyümüze ve memleketimize katkıda bulunacağız. İstanbul'dan dantel, iğne oyası falan da isterler mi acaba Kezban yenge? Hayırlısıyla doktor iyileşsin sorar. İsteyen olursa onlardan da yapar satarız. Tamam o zaman. Hay aklına çok yaşa Kezban yenge. Sayende iş kadını olduk hepimiz. Hadi bakalım çalışın hanımlar. İşleyen demir ışıldar. Nereye gidiyor onlar? Sizin eve. Ben kurabiye istediğimi hatırlamıyorum. Hayruş Hanım istedi. Simetri Bey hastaneden çıkmış da ziyaretine gidecekmiş. Koy onları yerine. Simetri hastaneden çıktı, sakıtlıktan çıkmadı ya. Tövbe tövbe. Ama ben Hayruş Hanım'a şimdi ne diyeceğim? Sen bir şey demeyeceksin. Ben ona diyeceğimi bilirim.
Hadi hanımlar, kolay gelsin. Burhan, bu tarafta bekliyorum. Ne diyorsun sen ya? Geliyorlar. Burhan! Dur teyze, ne yapıyorsun ya? Herhalde birine benzettin teyze. Teyze mi? Ne diyorsun oğlum sen? Aman oğlum, iyileşmiş de bizle gırgır geçmeye bile başlamış. Şey, müsaade eder misiniz? Benim hemen gitmem lazım. Ne diyor oğlum? Şu... Bilmiyorum. Burhan dur. Tanıştırayım. Baban Bekir. Annen Hamide. Ben de amca oğlun Saffet. Pire Saffet. Tanıdın mı? Ya neler oluyor oğlum? Amca nasıl söylesem bilmiyorum ama... Burhan... geçici hafıza kaybına uğramış. Ne? Ne? Ya hiçbir şey hatırlamıyor. Bir ya da üç ay içinde eski durumuna dönebilir. Ya da... Ya da? Ya da? Ya da dönemez. Ay bana bir haller oluyor. Yenge, teyze bayıldı. Yenge ne oldu? Teyze. Yenge. Teyze. Hayrol. Bir daha bizim kadınlardan bir şey istediğini duymayacağım. Aman tamam tamam istemeyiz. Ben evde böreğimi de yaparım, çöreğimi de Simoş'uma götürürüm. Adam gazadan kurtuldu, mide fesatından gidecek. Homini homini tıkalıyorsun adamı. Burada böyle boş işlerle uğraşacağına avluya git de kadınlara yardım et biraz. Hadi. Tamam tamam. Ne bakıyorsun, tamam dedim ya. Ha evet, Burhan Cüreci. Nasıl? 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 Taburcu mu oldu? Ah çok şükür. Burhan çıkmış. Emre, Emre'ye de sor. Alo. Peki doktor Emre Demir? Onun durumu nasıl? Biz çıkıyoruz kızlar. Bir saniye. Görüşürüz kızlar. Güle güle ana. Güle güle. Gittiler, gittiler. Hadi. Affedersiniz. Evet, Doktor Emre Demir. Ha, ya. Peki, teşekkür ederim. Ne olmuş? Nasılmış Emre? Durumu iyiymiş. Ama... Ama ne? Ama... Ailesi gelip almış. İstanbul'a götürmüşler. Ama üzülme bak, iyileşmiş işte. Gitti. İstanbul'a götürdüler. Yakındaydı. Gelir diye küçücük bir umut vardı içimde. O da söndü. Artık onu tamamen kaybettim Sülbiye. Uf canım. Demek beni takip edersin. Senin kafanı kırayım da gör. Hey dur yapma. Dur yapma. Kafanı kırayım da gör. Bir sakin olun, ben sizi takip etmiyorum. Beni yanlış anladınız. İmdat! Kasabayı sapık! Hey! Ne oluyorsun, kendine gel. Sana bak eşkel sapı, peşimi bırak fena yaparım. Ben senin peşinde değilim, tamam mı? Yolumda gidiyorum ben. Başka yoldan git. Başka yol mu var kasabada? Geri bas, geri, geri! Sen fazla oldun artık ama. Ben! Allah! Yaktı çocuğu! Yaktı çocuğu, yaktı! Hep zarar veriyorum sana. Utanıyorum artık. Hadi sorun etme.
Bak bakayım yüzüme. Çok sakarım değil mi? Hayır. Çok güzelsin. Kaybettim onu. Burhan eve geldi mi acaba? Burhan'dan başka şey düşünmez misin sen? Düşünemiyorum işte. İyi. O zaman ben seni derdimle meşgul etmeyeyim. Gideyim de rahat rahat düşün. Hacer nereye? Bilmiyorum. Alıp başımı gideceğim işte. Sana anlatacağım ama daha taşı anlatırım daha iyi. Yok hayır bırakmam. Gidemezsin. Bırak Sülbiye. Evde nefes alamıyorum. Boğuluyorum sanki. Bak gidiyorsun ama dikkat et sakın bir delilik yapma tamam mı? Bak anam gerçekten boğar seni bu sefer haberin olsun. Ne delilik yapacağım be? Ben sen miyim? Çekil. Ya vallahi ben de duyunca nasıl üzüldüm bilemezsiniz ya. Yalancı. Kusura bakma deli işte. Gerici kaldı. Hadi lan. Neyse yine de ucuza atlatmışsınız. Öyle tabii ya. Aman. Ya Simetri abi kaza nasıl oldu? Vallahi biz yolumuza gidiyoruz. Evet. Karşıdan bir otobüs geliyor. Geliyor. Onun arkasından bir araba solladı çıktı. Solladı çıktı. Aman. Çıktı. Üstümüze geliyor. Geliyor. Burhan selektör yaptı. Yaptı. Araba geliyor, geldi. Çaktırız. Yok. Burhan son anda direksiyonu kırdı. Sonra biz yine yolumuza devam ederken arkamızdan bir araba yaklaştı. Arkadan. Yaklaştı. Neredeyse burnumuzun dibine girdi. Burun buruna. Geldiniz sonra? Tampona değecek neredeyse. Bu vaziyette he? Sonra? Korna çalıyoruz, selektör yapıyor. Selektör yapıyor. Yol istiyor anlayacağınız. Daracık yol. Sağımız şarampol. Gidecek yer yok. Adam fırladı arkamızdan bizi sıkıştırdı. Biz şarampole doğru yuvarlandınız. Yok. Burhan son anda bir manevra yaptı gene kurtuldu. Tüh be. Neyse biz yine yolumuza devam ederken. Evet. Benim içim geçmiş. Uyumuşsun. Bir gürültü bir patırtı. Gözümü hastanede açtım. Hı. Kaza aynen böyle oldu. Oh iyi bari. Söylenenlere göre tırın altına girmişiz. Tırın altına bir şey değil. Vallahi canlı yayın kamerası gibi adamsın Simetrik abi. Kazayı öyle bir anlattın ki ben yaşamışım içindeymişim gibi oldu. Aman. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Öyle işte. Canım öyle. Kadınlara önlük diktirsek diyorum. Bir yakalı olur he. Başlarına bone, ellerine de eldiven alalım. Hijyen açısından çok önemli. Ayaklarına da hani o naylon torba gibi şeyler var ya, onlardan alalım. He? Kızım torba değil, galoş. Asıl adı ne onların? Ayol galoş işte. Galoş. Galoş. Yani basbayağı galoş. Ayol söyledik ya canım. Ne bileyim Hayruş, sen her şeyin sonunu oş diye değiştiriyorsun ya, onu da kendi dilinde söyledin sandım. Yani galon da sen galoş diyorsun sandım. Yani Allah iyiliğini versin. Takılmasan olmaz bana kızım yani. İşte burası bizim kasabamız Burhan. Güzelmiş. Ah, öleydim de oğlumu bu hallerde görmeyeydim. Geçmiş olsun Burhan oğlum. Ucuz atlattın he. Bu hanımefendi kim? Muhtarımız Kezban yenge. Ne o Burhan? Beni tanımadın mı yani? Tanımıyor ki. Nasıl tanımıyor? Adını bile unutmuş yavrum. Seni mi tanıyacak? Uyduruyorsunuz. Numara yapıyorsunuz değil mi? Kezban yenge Burhan hafızasını kaybetti. Yemin ederim. Hadi dikilmeyelim. Ayakta yürüyün eve gidelim hadi. Çok üzüldüm. Sen ona üzülmezsin Kezban Hanım. Numaradan kertenkele gözyaşı dökme. Allah şifasını verir inşallah. Sağ ol. Deli be. Bu şimdi Sülbe'yi de hatırlamaz. Beyaz papatya, sarı papatya,
Ercep bir gün Hacer'ini alacak. Hacer Ercep'i seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Aman Hacer'im gelmiş. İnsan lafının üzerine gelirmiş. Biz de papatyalarla senden bahsediyorduk. Doktora çok mu üzüldün? Üzülme be, üzülme. Dert insanı yer bitirir, deli eder. Bak ben senin derdinden deli oldum. Sen de doktor yüzünden delirme ne olur. Bak sen de deli olursan çocuğumuz zır deli olur. Yoksa sen deli olmadan sağır mı oldun Hacer'im? Hacer'im! Hacer'im diyorum! Kime diyorum? Kızdın. Dediğimi duydun ki kızdın. Peki beni duyuyorsun da niye cevap vermiyorsun Hacer'im? Kurban olayım bana cevap ver. Bir şey söyle Hacer, bir şey söyle, bir şey söyle. Git başımdan Ercep. Sülbiye, kızım konuşsana. Sülbiş'cim, yavrum. Sülbiye. Kızım. Ah kez boş. Sülbiye kızım. Ne oldu buna yine? Burhan'ın hafızasını kaybettiğini duyunca kal geldi. Kabahat senin, birdenbire söylemeyecektin. Sülbiye, kendine gel kızım. Olamaz. Konuştu çok şükür. Hafızasını kaybetmiş olamaz. Maalesef olmuş Sülbiş'cim. Yani şimdi beni de mi tanımayacak? Tanımaz kızım. Onun kafası şimdi boş kaset gibi. Yeniden kaydediyor her şeyi. Ay notaları da unutmuştur. Sipsi de çalamaz şimdi değil mi? Ay nasıl geçinecekler? Sülbiye! Sülbiye nereye? Burhan'a. Sülbiye dur! Gitme! Bırak Sülbiye! Sülbiye! Gitsin! Bırakmam. Ne işi var o sipsicinin yanında? Sülbiye! Sus bağırma boşu boşuna. Burhan onu tanımayacak nasılsa. Gittiği gibi dönecek merak etme. Kafam karıştı be Hayruş. Sülbiye'nin ondan kurtulduğuna mı sevineyim? Gencecik delikanlının hafızasını kaybettiğine mi üzüleyim? Bilemiyorum Hayruş. Demek burada yaşıyordum öyle mi? Evet. Kardeşim var mı benim? Yok. Kaç yaşındayım ben? 26. Maşallah. Burhan! Bak bunlar senin patiklerin. Bugüne kadar sakladım. Göbek bağını da pamuklara sarmıştım. Görmek ister misin? Getireyim mi? Getir. Ya ne alakası var he? Bir şeyleri hatırlatır belki. Kadın sen bebekliğini hatırlıyor musun ki çocuğa göbek bağını göstereceksin? Askerlik fotoğraflarını göstersen neyse. Ay ben de onları nereye koyduğumu unuttum Bekir'im. Hatırlarsam getiririm. Ya öyle onu bunu göstermekle olmaz. Niye? Hiç yerli film izlemediniz mi siz? Çok. O filmlerde ne oluyordu? Şok geçirip hafızasını kaybedenler ikinci bir şok mu eskisi gibi olmuyorlar mıydı? Kaç kere kör olan Türkan Şoray'a araba çarpınca gözleri açılmadım. Kaç kere kötürüm olan Cüneyt Arkın kafasına saksı düşünce yürümeye başlamadı mı? Ya tam böyle olmadıysa da benzer şeyler oldu işte. Burhan'ımın iyileşmesi için bir trafik kazası daha mı lazım şimdi? Ay bu köy yerinde de araba yok ki kaza yaptıralım. Tüh safet.
Şu kadının aklına böyle şeyleri sokma baykuş. Çözeceğim amca. Safet sana sus diyorum. Ya amca bak. Öyle diyorsun ama Burhan. Ben bu işi bu filmlerle mutlaka çözeceğim. Sen merak etme. Bugüne kadar bu hep böyle olacak. Burhan! Çözeceğim. Burhan! Kim bu kız? Benim Burhan, Zülbiye. Kusura bakmayın, çıkaramadım. Zülbiye, sevdiğin biricik aşkım. Benim sevdiğim var mıydı? Yoktu! Söylesenize, beni seviyordu, söylesenize. Öyle bir şey yoktu bir kere Zülbiye. Zaffet! Beni seviyordun sen. Evlenecektik Ali, hatırlasana. Maalesef. Bak Burhan, bak gözlerimin içine bak. Sülbiye, istersen zorlama ha? Tabii ya, tanımıyor, ısrar etme. İnanamıyorum size. Bu durumu fırsat bilip ayırmaya çalışıyorsunuz bizi. Hadi kızım, hadi hadi. Bak Burhan. Burhan'ın kalbi de kafası bomboş. Abuk subuk şeylerle doldurma. Hadi git evine. Güle güle. Hadi anneye de selam söyle. Güle güle, güle güle, güle güle. Güzel kızmış. Üzülme Hacer'im, üzülme. Seni böyle gördükçe böyle içim böyle paça pinçik oluyor. Çok mu istiyordun o doktorla evlenmeyi? İstediğin doktor koca olsun Hacer'im. Ecebin senin için her şeyi yapar. Onu geri getirebilir misin? Getiremem. Ama ben doktor olurum. Önce dışarıdan liseyi bitiririm. Sonra üniversiteye sınava girerim. Tıbba kazanırım. Sonra doktor olurum. Ya deli deli konuşma Recep ya. Tamam tamam kızma. Eğer yüzün gülecekse giderim İstanbul'a. Arar bulurum o doktoru. Tutar kolunda getiririm. Ama bir daha üzülmeyeceğine söz ver bana. Sana üzülmek yakışmıyor Hacer'im. Recep. Sen ne kadar iyi bir insansın. Övünmek gibi olmasın öyleyimdir. Bana bir iyilik daha yap tamam mı? Peşimi bırak ne olur. Canım çok sıkkın. Tamam. Hadi. Bak nasıl sinirim bozdu bu kız. Hangisi? Hacoş mu Sülbiş mi? Hacoş, Sülbiş, Hayruş, hepsi. Aa, ben ne yaptım ayol? Biri habersiz almış başını gitmiş. Biri beni dinlemedi fişek gibi uçtu gitti. Sen de. Evet ben de ne olmuş? Sen de simetriyi agobun kazı gibi öyle besliyorsun. Bu akşam yemek götürmeyeceğim. Ne oldu? Senin gazın midesi iflas mı etti yoksa? Hayır canım. Bu akşam beni şık bir restorana yemeğe davet etti. Sürbiş.
Tübiye! Yıldırcığım yavrum! Kızım Tübiye! Sana dur dedim değil mi? Sülbiş ne oldu kızım? Burhan ne dedi? Kötü bir şey mi söyledi? Keşke söyleseydin. Ama o benimle konuşmadı. Beni tanımadı. Ben sana gitme dedim değil mi? Ay senin kadar taş kalpli birini görmedim. Taş kalpli olmak sizin gibi taş kafalı olmaktan iyidir Hayruş Hanım. Tamam. Neyse hoş. Hadi açalım. Bak amcaoğlu ne göstereceğim şimdi sana? Çin parçalanıyor Hamide. Ne olacak bu çocuğun hali ha? Bana sorma Bekir. Bu senin küçüklüğün. Ben doktor değilim. Kabahat seninle konuşan da zaten. Ne oluyor? Ne gülüyor? Çok mu komik? Sülviye'nin haline gülüyor. Burhan tanımayınca ben arkasına bakma. Nasıl gitti? Evet. Bak, bir de buna bak. Fırsattan istifade. Hem şu deri kezbandan hem de kızından kurtulmuş oldum. Oh be, oh be. Ben dediğini duydun mu? Hangisi duydum, benim? Duydum. Bak, şu işte. Şu. Güzel kızmış dedi. Bu mu? Ya yine ona aşık olursan? Hatırlamıyorum. Sıfır beyinle. Olur mu olur? Benim küçüklüğüm 4 yaşında. Bizim nöbetçi gelin niye gelmedi? O çoktan duymuş olmalıydı. Çomağını hazırla Bekir'im. Birazdan gelir. Bak, gelir mi? En sevdiğin gelir, oyuncağım. Gelir. Bu da sensin. Ne yapacağız? Olmuyor. Bak burada da hastalanmıştın hatırladın mı? Cemile! Senin kadar ballısını görmedim Cemile. Git başımdan Avni. Zaten derdin başımdan büyük. Kızım sen de bir tuhafsın yani. Senin yerine başka sosa zil takar oynardı ya. Bugünü bayram ilan ederdi Cemile. Burhan'ın kaza geçirmesi sana bayram gibi gelebilir ama bana kıyamet gibi geliyor. Yok ya. Senin o sipsiciden haberin yok galiba. Döndüler mi yoksa? Döndüler. Ama bir eksikle. Burhan mı eksik? Yok. Burhan beden olarak tam da aklı eksik. Ne diyorsun sen Avni? Burhan hafızasını kaybetti Cemile. Nasıl yani? Şöyle yani. Burhan'ın beynindekiler bakımla alındı. Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Yani beynin nanay. Seni beni bile hatırlamıyor. Yani Sülbiye'yi de mi hatırlamıyor? Oo anasını babasını hatırlamıyor. Sülbiye'yi nasıl hatırlasın Cemile ya? Allah! Ay! Ulan var ya. Hadi feyden kesesi kahveden gelir sesi oturmuş ta kumar oynar ciğerimin aman ciğerimin köşesi. Efeler böyle oynamaz ki. Nasıl oynar? Böyle mi oynar? Tay ray 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 ray. Yeter. Aç. Müşterileri kaçırdın yetmedi. Bana keçileri kaçırtacaksın. Duramıyorum Arif abi. İçim fıkır fıkır kaynıyor. Kendini çaydanlık sanıyor deli. Fıkır fıkır diyor. Ulan sevinçten içim içime sığmıyor. Aman. Ne ballı adammışım ben ya. Bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler işte. Şimdi ben de bunu var ya böyle... Bir tane vursam görsün ha. Ulan deli. Hadi. Uyma Ercan. Ama ayıp ya. Ayıp ama ya. Burhan böyle oldu diye sabahtan beri göbek atıyor beni de alet ediyor ya. Ulan gerizekalı göbek benim sana ne oluyor? Bak. Yeter. Şu andan itibaren kahvemde halay, horon, çiftetelli yasaklanmıştı. Al işte.
Tamam Arif abi, ben söz dinlerim. Ben iyi çocuk olacağım bundan sonra. Kim bilir Burhan'la arkadaş bile oluruz. Boş kafa. Güzel şeylerle doldurmak lazım değil mi? Utanmıyorsun değil mi? Yaptıklarından söylediklerinden utanmıyorsun ama ben burada bulunmaktan çok utanıyorum Afne. Hadi lan deli. Bu köyde kim akıllı kim deli belli değil. Hiç vallahi. He vallahi Arif abi. Doğru söylüyor. Benim de bir delilik gururum var değil mi? Baba. Çok ayıp. Yok. Deli ya. Ne hoş bir mekan değil mi? Değişik bir ambiyans. Yemekleri de çok güzeldir buranın. Aşçısı Meksikalı galiba. Yok. Kirilyelidir kendisi. Ayol basmış zehir gibi biberi. Ha o bakımdan. Garsona söyler misiniz? Masaya bir çiçek, bir mum yaksın bari. Ay süslesin canım biraz. İstemez efendim. Bu masanın en güzel çiçeği, en ihtişamlı süsü sizsiniz. Ay bu güzel sözleriniz de olmasa. Ay beni utandırdınız vallahi. Düşünebiliyor musunuz? Ya o mensif kazada bana bir şey olsaydı? Allah korusun, susun lütfen. Allah bizi birbirimize bağışladı. Bence de. Hem ne demişler? Her şeyde bir hayır vardır. Bakın bu kaza olmasaydı birlikte olamayacaktık. Evet ya. Şimdi Bakırköy'de yaşıyor olacaktım. Ama sağlığım için tekrar gitmem gerekiyor. Ya. Hem gidince de en az 6 ay kalırım artık. kendime bakmam lazım değil mi? Can cümleden azizdir demişler. Şaka. Yok böyle bir şey. Sözlerim canınızı mı acıttı yoksa? Sözleriniz değil efendim. Pilavdan çıkan taş dişimi kırdı. Ben o aşçının kafasını gidip kırmaz mıyım? Oturun. Mesut! Yok efendim, esnaflık da öldü. Ya şu kadın durup dururken kafama vurdu tavayla ya. Şu kadın denmez, ana denir. Terbiyesiz seni. Ana denir. Ne yapıyor? Bu bir. Ah! Durup dururken dil hafızan yerine gelsin diye vurdum. Bu iki. Böyle bağırılmaz. Sana bu saçmalığı sokma onun kafasına. Beşken. Gördün mü? Baykuş. Amca ya. Ya Hamide yenge ne yapıyorsun ya? Ben kafasına tavayla mı vur dedim. Trafik kazasıyla belki aklı yerine gelir dedim ya. Ha trafik kazası ha iş kazası. Sonuçta ikisi de kaza. Yok ya. Şimdi benim elimden bir kaza çıkacak, öldüreceğim. Ha. Yok. Gerçek anam ve babam olduğunuzdan emin değilim. Gördün mü? Bizi inkar ediyor. Hain evlat. Sen hain. Sen de ha. Bir kimse yapmıyor. Bak sen de vurdun. Hafızan yerine geldi mi? Sayenizde var ya, olan da kayboldu. Ya ne oluyorsun ya? Abone, ne oğlum, onun hafızası kayboldu. Ya kadın zaten kayıttı. Neyine ağlıyorsun? Sahi Bekir'im, ben niye ağlıyorum? Niye ağlıyorsun yenge? Hafızalarınız yıllık izne çıktı Burhan'ınki gibi, he? Kime diyor? Ana sen miydin? Baban. Bana bakın. Bir an önce toparlanıp kendinize çeki düzen vermezseniz canınızı okurum, onu bilin ha. Haruş nerede? Uyuyor. Kavun karpuz soyundan mübarek. Uyusun da büyüsün bari. Siz niye burada böyle pilekliyorsunuz? Hacer. Sen doğru tarlaya. Hadi. Sen de avluya. Ya orada ne işin var ana?
Hadi dedim, soru sormayın hadi. Aman tamam ya. Nereye gidiyoruz? Kaybettiğini bulmaya gidiyoruz. Ben bir şey kaybetmedim ki. Kız Cemile, bu bizimle dalga mı geçiyor? Biz hafızasına kavuşsun diye çırpınıyoruz. Şunun dediğine bak. Bence hiç üstüne gitmeyelim anne. Anne mi? Unuttu mu? Biz Burhan'la sözlendik. Ay, bir an ben de Burhan'ım gibi hafızamı kaybettim diye korktum. Hafıza hafıza yeter ama ya. Rahat bırakın beni. Üzme Burhan'ı Hamidi teyze. Bırak artık, her şey geçmişte kaldı. Burhan da ben de yeni bir sayfa açtık. Leş kargası. Bakıyorum fırsatları iyi değerlendiriyorsun. Senle muhatap olmam canım. Burhan sen iyi misin? Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama nereden? Aman yiyin. Hatırladım. Dün siz bizim eve gelmiştiniz. Hadi Burhan'cığım gidelim artık. Tamam canım. Canın çıksın. Oh! Belki bu hafızanı yerine getirir. Allah'tan hızlı vurmadı. Hafızası yerine gelir diye çok korktum. Ya kum torbası oldum ya. Gelen vuruyor, giden vuruyor ya. Burhan! Oğlum dur! Ay. Burhan! Ya bırak sen de ya. Burhan! Ercep! Sen şimdi görürsün. Emre? Yine yapacağını yaptın. Aman Allah'ım sensin. Nedir bu senden çektiğim? Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Ama geldiğime geleceğime pişman ettin. Özür dilerim. Ben seni deli Ercep sandım. Seni burada göreceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Ailemi zor ikna ettim. Buraya gelmemi istemediler. Onlardan habersiz geldim buraya. Sağlığın nasıl? Sayende çok iyi. Sen olmasaydın belki de çoktan ölmüştüm. Daha neler? Ben ne yaptım ki? Bana kan verdin, yetmez mi? Aa sahi, ben onu unutmuştum. Kalbimi kırdın şimdi. Demek beni unuttun. Önce kafamı kırdın, şimdi de kalbimi. Seni değil, yani şeyi... kanı... yani... Benim vefasızlarla işim olmaz. Emre, Emre dur bak yanlış anladın. Aslında ben sana... Ya dur! Ya tamam özür dilerim. Buraya iki şey için geldim. Birincisi sana teşekkür etmeye. Ya ikincisi? Önce kendimi garantiye alayım. E hadi ama. Tayinimi durdurdum. Yani yine burada görev yapacağım. Sen iyi misin? Yaşasın! Zavallı Sütlü. Bahtı saçından kara. Burhan'ın da hafızasını kaybetmesi çok kötü oldu. Allah yardımcısı olsun. Onun yerinde olmak istemezdim. Susun susun geliyor. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasın. Hayrola Silviye? Muhtar kızısın diye sana torpil mi yapıyor bunlar? Yok ana. Hadi işinin başına. Yürü. Hadi. Tarhana kızlar. Size bir müjdem var. Müjde mi? Müjde mi? Doktor Emre görevinin başına dönüyor. Hadi durmayın. Çalışın. Hadi. Çalışın. Bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Al ye şunu. Hani toktun yemeyecektin?
Vallahi yedim de geldim. Seni kırmamak için yedim. Elinden zehir bile yerim. Ne dedin ne? Şey dedim. Bu sabah radyoda dinlediğim şarkı vardı da onu söyledim. Hangi şarkıymış o? Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Güzel şarkı Duru. Evet. Aa, suyum bitmiş. Ya ortalığı sel basmadan bıraksana şu şişeyi elinden. Ben çok özür dilerim. Gemilerde talim ben, Hacer gibi yârim var. O da gitti doktora, ne talihsiz başım var. Gemilerde talim var, Hacer gibi yârim var. O da gitti doktora, ne talihsiz başım var. Hani benim Hacer'im, Hacer'im? Aman! Gel gel gemiler gel! Aman! Turuncu gemi gel gel! Aman! Katın gemi! Acep! Aman! Aman! Hacer'im beni öptü! Deli mi ne? Aman! Hacer'im beni öptü! Hacer'im beni öptü! Hacer'im beni öptü! Hacer'im beni öptü! Resimdeki sanatçı. Hafızası ne zaman yerine gelecek? Üç vakte kadar mı desem, üç gün mü desem, üç ay mı desem, üç yıl mı desem? Kız akılsız. Ben nereden bileyim? Kain değilim, müneccim değilim. İyi de kafama vura vura beni de Burhan'ım gibi kafasız bırakacaksın. Sen zaten doğuştan kafasızsın Hamide. Bu köyde benim gibi akıllısın, zor bulursun. Yok ya, sayayım mı senin gibileri? Deli Simetli, Deli Ayrış, Deli Ercep, Deli Kezban. Daha sayayım he? Biraz sessiz olun ya. Bikirim, hazır Burhan'ın hafızası yerinde değilken gel şunu Cemile ile ev verelim ha? Ne? Aferin kız. İlk defa akıllı bir laf ettin. Rica ederim, tezahürata gerek yok. Buldum. Fikret. Elimizi çabuk tutalım Hamide. O deli Kezban'ın kızına aşık olduğunu hatırlamadan onu bir an önce baş göz edelim. Bikirim. Şimdi de esahtan kaynana mı oluyor? Ya hamle bela. Hadi Ercep eve gidelim artık. Bu iş burada biter. Ne haber? Çiçek. Çiçek. Ne yapıyorsun lan deli? Tıraş olurken yüzünü mü kestin? Bakayım. Salak affi. Bu tıraş izi değil, aşk izi. Yok ya. Hacer'im bugün beni yanağımdan öptü. He. Ben de böyle yıkanırken silinmesin diye böyle bantlıyorum. Hacer seni öptü demek. Peki niye? Bana aşık da ondan. Oldu. Ben de onu öpecektim ama o da böyle gelen gibi sıçradı. Böyle gözden kayboldu gitti. Sen yalan söylüyorsun deli. Benim bildiğim Hacer seni kolay kolay öpmez. Niye? Benden daha yakışıklısını mı bulacak? Beni böyle önce böyle geldi, bir de Ercep dedi, sarıldı. Sonra git lan deli. Hacer'in öptüğünü gösteriyor. Ne yapıyorsun sen lan? Aman. Ne yapıyorsun? Avni. Eve gittim, yoktun. Sana teşekkür etmeye geldim Avni.
Ben ne yaptım ki? Ne yaptığını bilmiyorum. Ama sebebiyet verdiğin kazadan dolayı Burhan hafızasını kaybetti ya, bu bana yeter. Ya vallahi benim bu olayla alakam yok ya. O tamamen bir kazaydı diyorum ya. Neyse. Sözlüm adına teşekkür etmeye geldim. Sözün ne kim ya? Burhan. Aman. Size gidin fırsatçılar sizi. Sana ne lan? Fırsat bulmuş. Sana ne olur? Deli. Aferin kız. Fırsatçı. Fırsat bulmuş. Fırsatçı. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım. Sen ne dersen tamam aşkım, bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım. Sen ne dersen tamam aşkım, bu senin farkın. İstemiyorum. Sen bilirsin. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen anne, tamam anne, Hacer ablama aşık Hacer olmuş. He. İstediğini söyleyebilirsin Cemal. Bugün benden izinlisin. Hayrola Hacer Hanım? Bu halin ne böyle? Ne varmış halimde? Ay ne bileyim, utanmasan zil takıp oynayacaksın. Ne yapayım? Sülbiye gibi karalar bağlayıp ağıtlar mı yakayım yani? Kezban. He. Kız kardeşin nerede? Bu saat oldu, hala ortalıklarda yok. Diyojen gibi elinde fener, sokakta akıllı bir adam arıyor. Salim, mercimek Salim. Ablamın günahını alıyorsun. Hayır, şu odasında yukarıda uyuyor. Ha. Ya ben sandım ki... Salim sus! Ya. Sustum Kezban'ım, sustum. Tamam. Sen ne diye surat asıyorsun? Buran'dan kurtulduğunda şükredeceğine karşıma geçmiş öyle somurtuyor. Ya ana, ne olur rahat bırak beni. Kalk git teyzeni uyandır, yemeğe gelsin. Hadi. Hacer, hadi kalk git teyzemi çağır. Cemal, git hadi teyzeni çağır. Şuraya bak. İti de buyurur, it de kuyruğuna buyurur. Siz çok oldunuz ama ha. Boşuna dayak cennetten çıkma dememişler. Kezban'ım, sen sinirlenme. Ben Ayruş'u çağırırım, merak etme sen. Salim, ne öyle yengeç gibi yürüyorsun? Yok bir şey yok. Böyle yavaş yavaş gidiyorum Kezban'ım. Şimdi gidiyorum. Hacer. Günaydın Emre. Sana yemek getirdim. Sağ ol. Ben de seni bekliyordum. Geldiğini niye haber vermedin? Yarım saatliğine kendime izin verdim ben. Hadi gel, daha önce piknik yaptığımız yere gidelim. Hastalar ne olacak? Şu anda hasta yok. Bir şey olursa hemşireye beni cepten aramasını söylerim. Gidelim mi? Hı-hı. Tamam o zaman. Ben önlüğümü çıkarıp geliyorum. Tamam mı? Hı-hı. Thank you.
Tayininin çıktığını söylediğinde çok üzülmüştüm. Neden? Şeyden. Yani köyümüz doktorsuz kalacak diye. Tek sebep bu mu? Başka ne olabilir ki? Sahi, tayini neden durdurdun? Neden geri döndün? Yolda giderken çok düşündüm. Buradaki insanlar çok iyi. İçleri dışları bir. Paylaşımcı ve dayanışma içindeler. Herkes riyasız. Çıkar beklemeden herkes birbirini seviyor, sayıyor. Kaza geçirdiğimiz duyulunca herkes hastaneye koşmuş. Onların duasıyla hayata döndüm diyebilirim. Hepsi bu mu? Ayrıca bu köyün kısa bir süreliğine de olsa doktorsuz kalmasına vicdanım razı olmadı. Bu memleketin her karışı bizim. İster doğu, ister batı, ister kuzey, ister güney. Bu memleket bizim. Aptallık ettim buradan tayinimi istemekle. Kendimden utandım. Buraya dönüşümün nedenlerinden bir tanesi de sensin. Ben mi? Bana kan vermeseydin belki de şimdi hayatta olmayacaktım. Sana minnettarım. Ya. Emre beni yakalayamaz ki. Ya. Görürsün. Sülbiye, dayanamadım geldim. Her şeyi unutalım Sülbiye, unutalım. Ben seni seviyorum. Seni, Cemile'yi değil, seni seviyorum ben. Hadi barışalım. Git şuradan hadi! Aa! Çok acıyor mu? Yok. Bırak beni. İyiyim ben. İstemeden oldu. Kusura bakma. Dur bakayım. Hafif bir sıyrık. Sen taşıtınca birden ne oldu anlamadım. Senin de alnın kanıyor. Seviyorum. Eğer gidersen ben de canıma kıyarım. Sensiz yaşayamam. Aa, ne yapıyorsun, delirdin mi? Delirdim. Senin aşkından delirdim. Geç kalıyorum. Allah'ım ne olur bu hanımı bana bağışla. Sülbiye. Burhan. Merhaba. Burada ne yapıyorsun Sülbiye? Hiç, evde bunu aldım da biraz hava alayım dedim. Burhan nasıl? Aynı tas aynı hamam. Hiçbir değişiklik yok. Hala aynı. Burayı hatırladın mı amcaoğlu? Hafızanı zorla bir. İyi düşün ha. Seninle burada buluşurduk Burhan, hatırladın mı? Hatırladın mı, hatırladın mı? Yeter ya, varmayın üstüme. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz? Rahat bırakın beni. Burhan, ben de seni arıyordum. Ne işin var burada? Sözümden uzak dursan iyi olur. Ne işi var bunun burada? Gel aşkım, gidiyoruz. Ne yapacağım Saffet? Ne olur bana bir akıl ver. Hiç
Hiç bu gözle bakmamıştım. Sana teşekkür ederim Hacer. Bu dünyaya olan bakışımı değiştirdin. Ben ne yaptım ki? Gözlerinin çok güzel olduğunu söyleyen olmuş muydu? Işıl ışıl parlıyorlar. Adeta sevgi saçıyorlar. İçtenlikle söylüyorum. Affedersin. Sağlık ocağından arıyorlar. Gitmem lazım. Ben de eve geç kalmadan gideyim. Yoksa annem canımı okur. Her şey için çok teşekkür ederim Hacer. Sayende çok güzel bir gün yaşadım. Hayatımda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Ben de. Arada bir buralarda dolaşmaya gelelim. Ne dersin? Sen nasıl istersen. Sana bir şey diyeyim mi Hacer? Seni hep hırçın, agresif biri sanmıştım. Meğer çok yanılmışım. Bu kadar içten ve sevecen biri olduğunu tahmin edemezdim. Dönmekle akıllılık etmişim. Ne dersin? Hey dur, nereye gidiyorsun? Aferin kızlar. İyi iş çıkardınız. Artık tüketen değil, üreten kadınlar var. Muhtar ne sizinle gurur duyuyor. Tamam tamam, dellenmeyin hemen. Daha yapacak çok işimiz var. Bu tempoyla gidersek okulumuz tez zamanda bitecek inşallah. İnşallah. Bu köyün okulunun bittiğini bir görsem gözlerim açık gitmeyecek. Hadi hadi, seni biliriz. Sen bu köyün ilkokulu değil, lisesini de göreceksin. Göreceksin. Sağ ol. En büyük Kezban bizim Kezban. En büyük Kezban bizim Kezban. En büyük Kezban. Pardon, bakar mısın? Sağlık ocağı nerede acaba? Kime baktınız? Doktor Emre'yi görmeye geldim de. Doktor Emre mi? Akrabası mısınız? Hayır, kız arkadaşıyım. Ne? Bilmiyorum, alıp başımı